Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 12 Ocak Cuma, haftanın son işlem günündeyiz. Ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri aktarmak üzere yine karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu, paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerle buluşturuyoruz güncel gelişmeleri. Neler var bugüne yansıyan? Bakalım hemen detaylara. Yarı yarıya düşen enerji hissesinde yatırımcıya yasak başlığıyla yer almış. Borsa İstanbul sadece hisselere değil, yatırımcılara da yasak uygulamaları başlatabiliyor. Enerji hissesinde bir yatırımcıya yasak uygulaması başlatıldı. Ancak işin ilginç tarafı hissenin 4 aydır düşüşte olması. Genellikle SPK tarafından ani yükselişlerde yasak durumu olurdu. Bu sefer biraz tezat bir durum olmuş. Konsus Enerji. Bir yatırımcıya işlem yasağı uygulaması başlatıldı. Hisse borsada kötü günler geçiriyor. Eylül ayı başında 9,47 TL zirve fiyattan düşüş trendine giren hisse 4 ayda %50'den fazla değer kaybetti ve 4,71 TL fiyata kadar düştü. 2024 yılı ile birlikte yavaş yavaş toparlanma çabalarına giren hissede bir yatırımcıya işlem yasağı uygulaması başlatıldı. Neden oldu bu peki? Mehmet Ali Babaoğlu adlı yatırımcı bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması tedbirlerinin uygulanacağı açıklandı. Genel olarak açıklama var, yine borsa açıklaması var. Emir ve işlemlerin yatırımcı hakkında borsamız pay piyasasındaki işlemlerine yönelik 11 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması tedbirleri uygulanacaktır şeklinde. Tam detaylı olarak değil ama bu tür yasakları da karşımıza çıkıyor, görüyoruz. Yatırımcıya ya da şirket yasaklarını. Ve müjde, işleme kapatılan iki hissede işlemlerin yeniden başlayacağı duyuruldu. Borsa İstanbul AŞ tarafından 12 Ocak 2024 kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimde pay sırasının işleme açılması hakkında açıklama yapıldı. Borsa İstanbul seans başlamadan önce yaptığı duyuruda İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ ve Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ hisselerindeki olağan dışı fiyat miktar değişimleriyle ilgili olarak borsanın istediği özel durum açıklamasını şirketler tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna zamanında ulaştırılmadığı için hisselerin geçici olarak işlemden kaldırıldığını bildirmişti. Şirketler gerekli açıklamaları yaptıktan sonra hisseler tekrar işleme açılacak aynı zamanda. Borsa İstanbul'un açıklamalarına bakacak olursak, İDEAS hissesi borsamızın talep ettiği şirketle ilgili özel durum açıklamasının kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanmış olması nedeniyle saat 10.45'te işleme girecek. Sırada 10.45-10.55 saatleri açılış seansı gerçekleştirilecek ve 11'den itibaren sürekli işlem bölümünde tekrar işlem görmeye başlayacaktır şeklinde bugüne yansıyan bir haberdi bu da. Ve dikkat, %25 primli bankadan bilanço geliyor başlığıyla yer almış. Yine Feriha Bahçıvan'ın derlemesiyle 2023 yılı bitti. Borsa şirketleri yıl sonu finansman hesaplarını tamamlıyor. Ocak ayı sonu itibariyle borsa şirketleri 2023 yılı yıllık finansal tablolarını borsa yatırımcılarına açıklamaya başlayacak. Yapı Kredi Bankası 2023 yılı finansal tablolarını açıklayacağı tarihi belirledi. Banka 2023 yılı yıllık bilançosunu 2 Şubat 2024'te açıklayacak ve 9 aylık bilançosunda karlılığını %38 arttırmış. 45 milyar 832 milyon 47 bin olan 2022 yılı 9 aylık kar rakamını 2023 yılı 9 aylıkta 63 milyon 643 bin 554 bin TL'ye de çıkarmıştı. Diğer şirketlerinde aynı zamanda yıllık finansal tablolarını açıklamasını bekliyoruz. Sizlerle de paylaşırız ilerleyen günlerde. Dev Banka'dan %150 sermaye tavanı arttırımı bir diğer haberin başlığı. Banka 2013 yılından beri sermaye artırımı yapmamıştı. Garanti Bankası'ndan bahsediyoruz ve dev sermaye tavanı arttırım kararı geldi. Banka mevcut 10 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını %150 arttırarak
25 milyar TL'ye çıkartıyor. Karar bankanın yönetim kurulunda alındı ve şimdi SPK başvurusu yapılacak. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılmak istenmesi, bankada yeni bir sermaye arttırma hazırlığı olabilir mi sorusunu da akıllara getirmiş oldu. 2013 yılından bu yana Garanti Bankası'nda sermaye arttırmanın yapmadığını görmek mümkün. En son 2013 yılında %278,57 oranında bedelsiz sermaye arttırımı yapmıştı banka. Ve borsanın devinde grev, hisse ne olur? Bir diğer haber, Ford Otosan haberlerini sıkça getiriyoruz yatırımcılara da, yol haritası olması açısından. Türkiye'nin ve Borsa İstanbul'un dev kuruluşu Ford Otosan grev açıklaması geldi. Şirket toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiğini açıkladı. Nasıl etkilenecek peki hisse? Bakalım detaylara. Ford Otosan'ın da üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası tarafından tüm iş yerleri için grev kararı alındığını açıkladı. Grevin uygulamaya başlama tarihi ise henüz belli değil. Ford hissesi borsada 5 aydan fazladır düşüyor. Hisse Ağustos ayı başında 953,17 TL zirve fiyattan düşüş trendine girmişti. Alınan bu grev kararı ile hissenin nasıl etkileneceği belirsiz. Son dönemde hisse 750 TL fiyattan bir destek bularak da toparlanmaya başlamıştı. Bir borsa açıklaması yine mevcut orada da. Detaylar paraajans.com.tr'de. Ve %200 bedelsizin tarihi belli oldu. Lotlarınız 3'e katlanacak. Bu sefer de Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'den bahsediyoruz. 11 Eylül tarihinde sermaye artırımı için genel kurul toplantısı gerçekleştirdiğini ve sermaye artırımı teklifinin genel kurul üyelerine sunulacağını açıklamıştı. Şirket mevcut sermayesini 84 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarmayı hedeflemişti. Genel kurul toplantısının ardından sermaye artırım kararı kesinleşen şirket bu kararını SPK'ya taşımaya karar vermişti. Otomotiv hissesinin bedelsiz sermaye artırımı 9 Ocak tarihiyle SPK onayından geçmişti. Hisse bedelsiz sermaye artırımı gününü belirledi. Ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi de 15 Ocak 2024 olarak belirlendi. Şirket %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Elinizdeki hisseler de 3'e katlanacak. Örneğin elinizde Isuzu'ya ait 500 lot varsa bölünme sonrası elinizdeki lot sayısı 1500'e çıkacak şeklinde detaylandırılmış haber yatırımcılara duyurmuş olalım. Ve holding hissesine %90,19 prim bekleniyor. Aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri üzerindeki hedef fiyatlarını açıklıyor. Bu hisseye açıklanan hedef fiyatı ele aldık şeklinde alt başlıkta yer almış Hüsniye Güncan'ın kaleminden. Aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde hedef fiyatlarını arttırıyor. Sabancı Holding'de yatırım finansman ve deniz yatırımın Sabancı Holding hissesinde belirlediği hedef fiyat nedir? Bakalım. Yatırım finansman Sabancı Holding için hedef fiyatını 93 TL'den 130 TL'ye yükseltti. Tavsiyesini endeks üstü getiri olarak 10 Ocak 2024 tarihinde açıkladı. Deniz Yatırım Sabancı Holding için hedef fiyatını 87,50 TL'den 96 TL'ye yükseltti. Tavsiyesini al olarak 10 Ocak 2024 tarihinde açıkladı. Hissenin son işlem gördüğü fiyat 68,35 bandında. Bu fiyat baz alındığında ise yatırım finansmanı %90,19 prim bekliyor. Deniz yatırımsa %40,45 oranında prim bekliyor aynı zamanda. Paraajans.com.tr internet sitemiz, Paraajans'ın YouTube adresimiz sizlere güncel gelişmeleri, ekonomik verileri, finans dünyasına ilişkin önemli detayları bildiriyoruz. Tabii ki 7/24 çalışıyorlar editörlerimiz sizler için taze bilgilere ulaşmak için ve size ulaştırmak için aynı zamanda. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.